her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna bak şimdi ne sağlam önemli. Fake bit var mı abi? Fake bit ne lan? Dur şunu bir izleyelim. Fosil adamlar çekime başladık. Ne çekim mi? Çekim işte bugün senin çekimin vardı ya. Akşam yayınladım. Oğlum biraz kendinden bahseder misin? Adım Semih. 1957 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Yurt dışında tahsilimi yaptım. Elektro enjinyer okudum. Ondan sonra orada burada Türkiye'de problem oldu o diploma. Onunla uğraştım epey. Elektrik şirketlerinde çalıştım 8 sene. Başka sektörlere geçtim. Oradan da emekli oldum. Videoculuk çok yaptım. Video bir dükkanım vardı. Çeşitli şeyler yaptım yani. Hayatımda o kadar çok şeyler geçti ki. Lokantada bilen çalıştım, bulaşık bilen yıkadım. McDonald's'a girdim. McDonald's'da menajerliğe kadar yükseldim. Ama günde 4 saat çalışarak ne kadar McDonald's'tan kalan hamburgerler varsa fazla kabalıkları torbaya koyardım böyle. Bisikletin arkasına koyardım. Arkada böyle torba olurdu böyle. Bir giderdim hayme. Ooo Türkler Semih geliyor derdi herkes. Hamburger geldi. Karnınları doyurdu. Peki oyunlara tutkun ne zaman başladı? Commodore 64 çıktı. Commodore 64'ten evvel yeşil ekranlarla falan oynuyorduk böyle. Masa tenisi oynuyorduk böyle. Veyahut adam atmaca oynuyorduk. Sonra oğluma bir tane Amiga 500 aldık. Ondan sonra Amiga 500 Plus aldık. İlk defa stereo sesi orada gördük. Stereo ses o Sensible Score mu vardı ne vardı? Bir de araba yarışı vardı böyle. Dağ kenarlarından giderdi. Onları oynayamadık. Ondan sonra... Bak bir nesil bunlarla oynadı. Ben göremiyorsunuz değil mi benim yüzümden? Şuraya koysam peki kameramı? Kapatıyor muyum? Semih abimizi. Alta koysam. Aynen. Kapatmıyorum. Sol aşağıda şey var. Bir nesil bunlarla oynadı hocam. Şu anda birazcık şanslıyız yani bence. Hamburgerleri parayla mı satıyormuş, hayrına mı dağıtıyor? Hayrına. McDonald's'a çalışıyor. Orada yani. Çalışıyormuş. Kalanları insanlara dağıtıyor. İlk önce bir arçelikten taşlı bir bilgisayar aldık. Sonra neydi, Gold PC diyelim ama Gold değildi. Ondan aldık derken işte vatan gidiyoruz. Şu bilgisayara yatırdığım parayı da ev alabilirdim. Oo eski görüntüler. Oğlum var ya ben çok seviyorum bu tarz olayları ya. Ama zevk meselesi. Eskiden gençken bilgisayar yavaştı, ben hızlıydım. Şimdi bilgisayar hızlı, ben yavaşım. Değişen bir şey olmadı yani, hep aynı şey. Peki yayın açmaya ne zaman başladın? Yayın açmak senin için nedir? Yayın açmayı ben eşimle beraber açtım. Ben karar verdim. Oğlumdan gördüm ben bunu, ne yapıyorsun diye merak ettim. İşte böyle yapınca kafamda bir şey yaptı. Gençlere destek olmak amacıyla. Sevda'la beraber dedik hadi gel. Hem skeç yaparız, hem tiyatro yaparız, hem de insanların bize sorduğu sorulara, gençlere yardımcı oluruz. Bir de gençlerin bu ortamın kötü olmadığını, ailelerine göstermesi için bizim de burada olduğumuzu beyan etmek için burada biz de katıldık yayına. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmem ama benim için vakit kolay geçti. Yani kahvede oturmaktan, kulübe gitmektense, benim akranlarımla görüşmektense burada gençlerle olmak daha hoşuma gitti. Ama burada bu ortamda daha genç kalıyorsun. Gençlerle sohbet ediyorsun. Gençler seni bazen şey alıyor. Ne diyorlar ona? Trollüyorlar. Bazı da trollüyor, bazı da trollemiyor. Ama gençlerle olmak güzel bir şey. Çünkü onlara bir şeyler... ben çok kişiye yardım ettim. Gelip işte senin nasihatini dinledim. Kararımı aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evlenen var, ayrılan var. İşte bir sürü şeyler, bir sürü olaylara yardım amaçlı biz de buradayız. Ama belli bir süre sonra hanım boynundaki rahatsızlığından dolayı bundan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü bilgisayarın başında duramadı. 58 saat yayın yaptık biz. 58 saat. Twitch'te bizim rekor bizimdir. 58 saat yayın yapan ilk yayıncıyız. Ve bizim yaşımızda başka kimse yoktur. En sevdiğin oyun ne peki? En sevdiğim oyun Flight Simulator X. Futbol. PES. Üçüncü oyun dersek 3 tane verelim. Valorant olur. Valorant. Şimdi yayınlarda neden uyuyakalıyorsun diye bir soru var. Benim takipçilerimin neden uyuyakalıyor diye sorduğu sorulardan bir tanesi. Bunu ilk defa burada duyacaklar. Senin yayında söylemedim bunu anladığım evet. Kadarıyla. Belirli başlı rahatsızlıkların ve hastalıkların var ama Twitch ve YouTube camiasında senin uyuman ya da Valorant'ta vuramaman, ani hareketler ve ataklar vermen birçok yayıncıya konu oldu. Ulan bu kadın da ne şanslı kadın ya. Pilot ya. Gidiyor. Lan uyuyakalmışım. Bu seni mutlu ediyor mu? Benim üzerime yapılan her video hoşuma gidiyor. Her video hoşuna gidiyor. Her video hoşuma gidiyor. Kötü veya iyi. Peki bu seni mutsuz ediyor mu?
Yok, hiç mutsuz etmiyor. Çünkü uyandırıyorlar. Ha? Uyandırıyorlar. O dövmesi de var. Niye kötü oldun şu anda? Herkesin hayatında hastalığı var baba. Benim de büyüklerim aklıma geldi işte. Ailenden insanlar mı? Tabii. Ya. Nasıl anladın? Uyumak... Yani... Konuş, dökebilirsin insanlar için. Daha 64 yaşındayım. Şekerden mi, haptan mı? Ya içtiğim haplar da etkisi var. Parkinson hapları da etkisi var. Oynarken uyuyabiliyorum. Peki bu biraz da senin çok bilgisayarda oturup aşırı derecede... Onunla alakası yok. Uykuyla alakası yok çünkü benim hayatım hep bilgisayarla geçti. Üst düzey yöneticiliği yaptığım için hep sabah bilgisayarımı açıyordum, akşam bilgisayarımı kapatıyordum, laptop alıp eve götürüp evde çalışıyordum. Hiç benim bilgisayardan ayrı zamanım geçmedi yani. Yani günün 12 saati iş yerinde çalışıyordum, gelip evde de 12 saat bilgisayara giriyordum. Yani oyun oynuyordum, Call of Duty 2 oynuyordum. Mesela Hugo çok oynadık seninle. Evet, evet. Hugo'ları hatırlıyor musun? Amiga 500'de sabahlara kadar Hugo'yu o tren yolunda geçireceğiz diye. Anne ne yapıyorsun? Aşağıdan geliyorsun, gözüküyorsun bütün kamerada ya, gözükmeyeceğim diye. Bizim temel... Ağladığını duydum, çok üzüldüm. Öyle. Niye ağlıyorsun hayatım? Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Ondan sonra... Nasip olur mu be? Ah lan. Ah lan. Ama çok tatlılar, çok pozitif bir aileler ya. Çok güzel. Maşallah tabii ki. Maşallah. Biz de böyle seviyoruz be abim. Biz de seni böyle sevdik ya. Temel de gitmiş bir şey sordu. Bak seni hiç sallamadı anne arada. Hiç sallamadı değil mi? Temel de bir soru sormuş. Temele geçtik. Ya ama şu anda orada anlatıyorduk. Neyse sorulara devam edelim. En sevdiğin yayıncı hangisi? Çağrı. Neden? Çünkü candan. Tek nedeni bu mu? Candan. Yani hiçbir şey yok. Burun havalı yok. Ferit de iyi. Ferit de seviyorum. Abi. Onun haricindekilerine uzağım yani. Verdikleri sözleri tutmadılar. Biz de seni çok seviyoruz abim. Her zaman da yanındayız bir kardeşin olarak. Çok duygulandım lan. Çok tatlılar. Elimizden gelen her şeyi de yapmaya hazırız yani. Ben kendi açımdan en azından. Ben çok sempati duyuyorum yani. Sağ olsun siz destek, chatteki arkadaşlar da çok seviyorlar. O yüzden sevgimiz karşılıklı abim. Ne sözler verdiler sana? Ya mesela bana dediler ki geleceğiz seni hostlayacağız dediler. Biz de VIP üyesi olarak bütün fuarlarda beraberdik onlarla. Bize bana söz verdiler. Hele Eldrain'e çok kızgınım. Eldrain bana kahvaltı yemeğine geleceğim dedi. Beraber çekim yaparız dedi. Bende kaydı var bir kere özellikle. Video kaydı var onun. Allah Allah. O bile de gelmedi. Ferit ama beni şeyinde paylaştı. Instagram'da anında paylaştı. Ferit'e resim çekmek istedi. Ferit ne dedi bana? Aa dedi ben seninle çekmek isterim dedi. Gittim ben onun yanına. Beni tanıdın mı dedim Ferit dedim. Yok tanıyamadım dedi. Seninle fotoğraf çektirmek istiyorum dedim. Kimsiniz dedi. Ben de fotoğraf adamlar dedim. Aa dedi. Gomp baba dedi. Ben seninle beraber fotoğraf çektirmek istiyorum. Sen bana izin ver dedi. Bak. En sevmediğin yayıncı diye bir... Var mı öyle bir yayıncı? Sevmediğim yayıncı yok. Çünkü herkes işini yapıyor. Herkes işini. Karakteri başka, işçilik başka. Peki yayında seninle arada bir gelip dalga geçiyorlar. Baba toprağın bol olsun falan filan. Moruk diyorlar. Neler diyorlar başka? Aa ölüyor konuşuyor diyorlar. Konuşuyor. Rolleler çok. Yani yavaş yavaş artık alışıyorsun sisteme. Sistem alıştığın için bazı şeyler artık seni şey yapmıyor. Eskiden üzülüyordum da. Şimdi artık buradan geliyor, buradan çıkıyor. Çünkü adamın boş olduğunu zaten anlıyorum ben. Yani. Sen de arada artık laf sokmaya başlamışsın. Ben internette ya, gördüm. Arası... Valorant'ta. Oğlum bu mal lan bu. Bunun ne işi var bu oyunda böyle? Lan maldan anlıyorsan gel tut benimkini de bakalım. Ya bu adamı ne hale getirdiniz ya? Bu adam böyle bir adam değildi ya. Yemin ediyorum burası var ya bir jungle gibi hayatta kalmak için anladın mı? Bunlar gerekiyor işte ne yapsın abim? Çok iyi ya. Koptum amına koyayım.
Ben başlamışsın. Ben internette ya, gördüm. Valorant'ta. Oğlum bu mal lan bu. Bunun ne işi var bu oyunda böyle? Lan malden anlıyorsan gel tut benimkini de bakalım. Ubacık çocuk küfür ediyor ya. Ubacık çocuk. Yani ubacık çocuk küfür ediyor. Ulan dedim gelirsen ona dilini keserim diyorum. Gel de kes babada marmay. Şimdi karşı karşıya olacak bana söyleyebilir mi? İmkan yok söyleyemez. Zaten yani ben de diyorum ki hani gelin benim yanıma beni seyredin ondan sonra laf edin diyorum ki. E şimdi Valorant'ta bende Parkinson rahatsızlığı var ya, Valorant'ta vururken böyle vuramıyorum, kasılıyor elim, böyle dönmüyor. Ne ayım, bir şey ayım diyorlar. Titrek ayım diyorlar. Ha titrek ayım. Peki seni izleyen şu anda çocuklar var, gençler var. Titrek ayım. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne dersin onlara? Öner... Ama mecaz değil değil mi gerçekten titrek ayım? Senin ne olur mesela babalara? Oyun oynayan kızıyorlar çünkü. Çok oyun oynuyor benim oğlum. Kalk bilgisayarın başından. Ya da cezalar veriliyor. Benim oğlum mesela, benim oğluma ben hiç kızmadım bilgisayarın başında oturuyorsun diye. Niye ders çalışmıyorsun diye hiç kızmadım. Adam biraz da televizyon mezunu oldu. Acun'un yanında 6,5 tane çalıştı. E şimdi nerede, nereye? Şimdi ben kıssam ona belki bilgisayardan uzak olacaktı. Belki Acun'un yanında çalışacaktı. Belki böyle şeylere varmayacaktı. Saçma zaman bir şeyler işlere gidecekti. Bir şirkette... Kimisine babadan oğula futbol geçer, kimisine babadan oğula bilgisayar geçer. Ve anne hiçbir zaman oğlu ve kocası oyun oynuyor diye kızmaz. Twitch'teki bu bit kaçakçılığına ne diyorsun? Ya şimdi ben ona şaka mahalli katılıyorum. Hırsızlık bu. Hırsızlığa ortak olan da hırsızdır. Değişmez yani. Aynı suça tabi işte. Peki en çok Jahreyn uğraşıyor bu işle. Belli bir duyumları var ki yapıyor. Belli bir duyumları olmadan niye saldırsın ki? Jahreyn ve ekibi yayın yapmayı bıraktılar. Jahreyn'in sözleşmesi devam ediyor diye tam bırakamadı ama Jahreyn'in bütün ekibi şu an Twitch'i bıraktı. Bizi umursamadığı için, Twitch Türkiye'yi, Twitch'in ve Amazon'un umursamadığı için şimdi daha ben, fazla devam etmek istemediler o kadar. Ben şimdi onun milletvekili olduğu zaman belki Twitch'e destek vereceğine de eminim. Nereden biliyorsun? Belki buradan daldan atlıyor milletvekilliğine. Milletvekilliğinden Twitch milletvekilliği olabilir. Yani yayın milletvekili olabilir. Mesela yayın milletvekili ne mesela? İşte şimdi milletvekili şeyler, bakanlıklar böyle çıkıyor ya. Bakanlıklarında çalışanlar da onlar millet bakanlık milletvekili veriyor mesela yayın bakanlığı olabilir. Mantıklı iş düşünmemiştim. Yani böyle bir dalda iş görebilir, devlete yardımcı olabilir. Ama şey yapacağım diyor ben. Bağımsız aday olacağım diyor. Bağımsız olamaz. Bağımsız kazanırsa bir parti kayar. Yani bağımsız bir şey yapamaz ki bağımsız. Ne yapacak bir kişiyle? Sağına dönsen, sola dönsen. Olmaz. Ben bağımsız başarı kazanıyor mu kazanmıyor diye takip ederler partiler. Kazandı mı gel bakalım bize derler. Kaç tane sponsorun var baba? 3 tane sponsorum var. Kimler? Bir tanesi Ortomba. Bana bu direksiyonu verdi. Bir tanesi X-Driver bana, eşimle bana bir koltuk verdi. Bir de bu arada bize tişört verdi. Multiplayer'ın sahibi Enis Bey'le görüştük. Kayıt yayın zamanında yayınızım dedi. Sponsorunuzum dedi. Haluk Bilginer'le işte bir televizyonda yayın yapacağız dedi ama o zaman Covid girdi, bilmem ne girdi, koptu her şey yani. Bir daha buluşamadık yani onunla. Ben spor yapıyordum, hiç bahsettim mi ondan spordan? Gençler de benimle beraber spor yapsın diye yani bilgisayarından kaldırmaya çalışıyorum ama gelen pek fazla olmuyor. İşte halter yapıyorum, boks şeyim var, onu yapıyorum. Burada bir... Numarası var mı abinin? Mert Bey Allah razı olsun gerçekten. Valla ulaşırız abi, neden ki? Ne oldu ki Mert Bey? Mert Bey şey ama şişme koltuk gönderirseniz pompasız şişiremez bence. Vallahi ulaşalım haftaya. Vallahi ulaşalım abi. Tamam. Ulaşalım. Ben bir şekilde ulaşırım. Yani Instagram'dan veya işte yayınlarından da ulaşabiliriz. Veya bizim çocuklar ulaşır. Hatta sen götür ürünleri. Ürünleri! Ne der diyorsun ya? Spoiler alabiliyor muyuz peki? Hangi ürünler olduğuna dair? Onu da alırsak güzel olur. Yazayım. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Güzel. Çok çok mutlu olacaklar.
Allah razı olsun Mert Bey. Allah razı olsun Mert Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun Mert Bey. Mert Bey'de de böyle bir olay var. Bir dakika yazdı. Ne diyorsun sen ya? Abi bir kere horlayarak bir ses kaydı atar mısın? Bir promile bir bakalım ona göre. Ona göre ben ona açıklayayım bunu. Bu yani hani normal ayık kafayla yazılmış, ben onu bir göreyim, anladın mı? Çünkü hani gece bir saatte adamı rahatsız ediyoruz. Mert Bey'den bahsediyorum. Ona göre ben söyleyeyim. Abi. Ya bu gece sağlamım da o 1000 liralık abonelik attım ya. Haftaya bir görüşelim de zaten şu 1000 lirayı ben senden tahsil edeyim geri be. Aa. Mert Bey bize 1000 liralık abonelik mi attı lan? Aa, 100 abonelik atmıştı değil mi? Evet. Evet. Abi ben zaten deniyorum abi, haftaya Tekirdağ'a taşınıyorum abi. Önümüzdeki aya doğru geleceğim abi, o zaman ben sana cevap. Çok zordu benim için bazı şeyler abi, gerçekten. Artık burama kadar geldi, yeter dedim abi ya, gözünü seveyim, burama kadar geldi abi. Dayanamıyorum abi, Tekirdağ ara. O zaman sen geldiğin zaman Tekirdağ köftesi ısmarlayayım ben sana. Geleceğim. Kapatın toplanı. Toplanı kapattın mı? Gerisi. projeyi sen yap demiş. Semih abimize. Vallahi tam set yazmış ya Mert Bey. Tam set yazmış. Ama istiyorsanız şöyle yapalım. Önce eksikleri, gedikleri, bir şeyleri var mı onu öğrenelim. Ona göre editleyelim içeriği. Tamam, o zaman bizim Discord'dan kim bu işle ilgilenir? İletişim kurma işiyle. Ben hallederim onu ya. Tamam Nuri. Ay, kolay. Yok Hasan sen kurma. Sen değil. Nuri iyi yani. Nuri iyi. Deleuz da yok abi. O da tam adamı değil yani, o iletişim tam adamı o değil. Nuri en normali Nuri çünkü şu an için. Nuri konuşsun. Nuri sen onlara bir ulaş. Tamam. Onlardan bir iletişim numarası al. Biz de Mert Bey'le bu hafta içi görüşelim, hem netleştirelim. Çok acelesi yok. Birkaç gün içerisinde yapabilirsin bunu. Ben sadece bir aracıyım yani. Zaten benlik bir şey yok. Mert Bey ve Aurus'a buradan teşekkür edelim. Monitör, full kasa, klavye, mouse, kulaklık, tüm tam set demiş ya adam. Hani tam set demiş yani, ne lazımsa. Vallahi sağ olsun. Çok keyifli olacak. Onu en kısa zamanda planlayacağız. Tamamdır abi. Bende o iş. Ben ekibi hemen ona fokuslandırıp hemen çözüyoruz. Mert Bey, dizüstü bilgisayarlarda indirim yok mu? Öğrenciyiz. Abi Mert Bey story atıyor ya, Instagram'dan takip etseniz olur mu adamı? Adam story atıyor, diyor ki kurun farkı diyor, şey diyor, anlatıyor yani. Şimdi fiyatlar arttı diyorsunuz, Mert Bey laf ediyormuşsunuz. Öyle Mert Bey laf etmeyin. Kuru fiyat farkını mecburen marka koyuyor üstüne. Anlatabiliyor muyum? Ama bir indirim olduğu zaman bu yayında kesinlikle biz onu gösterelim ya. Laptopa ihtiyacı olan arkadaşlar. Güzel bir indirim yakalanırsa, hani kaçırılmayacak bir fiyata falan düşerse, biz kaçırmayalım gerçekten bunu. Bu kardeşlerimiz de almak isteyenler alsınlar. Çağrı, senin hesap 150 bine doğru gidiyor mu bu arada? Nasıl yani? Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Ha, evet. 150 bine doğru gidiyor ama çok dinlene gidiyor. Yani 122 binim şu anda. Burada bir mola verdik. Birkaç güne 123 bin belki olur, belki olmaz. Bilmiyorum. Instagram'dan takip edip 150 bin yaparsanız, burada Mert Bey'in de sözü var. Bir tane kasa. Buraya size hediye edecekmiş yani bir tane. Onun da bilgisini vereyim. Aynı zamanda İtopya
da takip ederseniz orada da indirimli kasa fiyatlarını, haftalık, aylık kasa, kurulan kasalar daha ucuza geldiği için onları da takip edin. Bilgisayar almak isteyen bir arkadaşımız varsa biraz araştırsın yani bunları. Mesela İtopya'nın haftalık veya aylık sistemleri çok uyguna geliyor. Ama işte stok kalmıyor diyorlar. Ama stok kalmaz abi. İki gün sonra stok kalmaz ne yazık ki. Onu insanlar bekletiyor. Çünkü yani burada artık günümüzde hani burada özellikle 5 liranın bile indirimi kovalanacak duruma geldik yani. Ne yalan söyleyelim. İtopya'da da efsane kampanya başlamış. Bir saat gençlerle spor yapıyorum. Memeler düştü diyorum. Onları dikmeye çalışıyorum diyorum. Gençlerle işte şakada şakada gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada size bu koltuğu biz çekilişle verecektik X-Drive sponsorluğunda, fakat çekiliş sistemi yasaklanmış. Yasaklandığı için lütfen benim kafaya takan Instagram adresinden takipte kalın. Piyango'ya bir başvuru yapacağız. Bakalım ne diyecekler, ne edecekler bilmiyoruz. Ağır bir cezası varmış. Onun çözümünü bir şekilde bulacağız babamla. Kendim de iyi bakın. Nereden takip etsinler sen? Hediye o hediye. Beni Twitch TV'de Fosil Adamlar diye yayınıma devam ediyorum. O zaman bize bir el salla. Çok güzel video olmuş. Çok güzel video olmuş. Şöyle chat'e atayım. Hem bir like diyelim hem bir yorum olarak. Güzel ama güzel yorumlarımızı yazalım. Şuradan like'ımızı basalım abi. Güzel. Bunlar okunduğu zaman hani böyle yüzlerde bir gülümseme yaratsın yani. Çok tatlı insanlar. Gerçekten ailece. Çok sempatik bir aile. İnşallah biz de bakalım sürpriz yapalım. Güzel bir sürprizimiz olsun inşallah. Mert Bey sayesinde. Evet. Evet. Komik anlar varmış. Ne diyorsunuz? Evet. İzlenir mi? Evet. Evet izlenir. Çerez. Evet. Bakalım o zaman bir komik anlara bakalım. Got the mojo deal, we been trippin' like crazy. Put it out the coupe at the light.